Efendim İsrail güvenlik peşinde değil, toprak peşinde. Bu sözler Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a ait. Dış politika ile ilgili konuları değerlendiren Bakan Fidan, ABD ile İran arasındaki gerginliğin daha büyük bir ateşe yol açma tehlikesi olduğunu söyledi. Fidan'ın gündeminde terörle mücadele ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın zamanda yapacağı Mısır ziyareti de vardı. İsrail güvenlik peşinde değil. İsrail daha fazla toprak peşinde daha fazla toprak peşinde olmayı bıraktığı gün zaten İsrail güvende olacak. İsrail güvenlik peşinde değil, toprak peşinde dedi. Bölgede çözümün Filistin devletinin egemenliğinin tanınmasından geçtiğini söyledi. Siz Filistinlere sınırları belli devletini verin, egemenliğini tanıyın, gerisi bize ait. Ama bu olmuyor. Neden? Mış gibi göstererek, uzun vadede dünya kamuoyunu uyutarak daha fazla toprak almaya yönelik bir politika izlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan A haberde dış politika ile ilgili soruları yanıtladı. Gündeminde ABD ve İran arasındaki çatışmalar vardı. Kontrollü gerginlik daha büyük bir çatışmaya yol açabilir uyarısında bulundu karşılıklı hani vurmaların bir kontrollü gerginlik politikasıyla devam ettiğini e, görüyoruz. Ama bu tabii e, ateşle oynamak dediğimiz tam da tabir burada devreye giriyor. Bu ateşle oynamak. Yani ateşle oynadığınız zaman e, o ateş her an için yangına dönüşebilir. Kontrol altına alınamayabilir. Burada böyle bir riskle karşı karşıyayız. Terörle mücadelede Irak ve Suriye'deki gelişmeleri de ele aldı fidan. KYB'nin terörle arasına mesafe koyması gerektiğini söyledi. Aksi takdirde adım atacağız dedi. Suriye ile ise diyalog kapılarının açık olduğunu ifade etti. Suriye'de devam eden bir istikrar süreci var. Bunu dikkate alın ve buradan daha ileriye konuyu nasıl taşıyabiliriz bunu konuşmamız lazım. Siz konuşmak için bile şart getiriyorsanız bu şu demektir. Yani siz aslında çok fazla çözümle ilgilenmiyorsunuz demektir. Bölgesel istikrarda Mısır'ın önemli bir oyuncu olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın zamanda Mısır Devlet Başkanı Sisi ile bir araya geleceğini hatırlattı. Türkiye'nin Mısır'a insansız hava aracı satması konusunda mutabakat olduğunu ifade etti. Mısır ve e, Türk halkı yani birbirine tarihi bağlarla e, bağlı e, iki büyük millet yani bunların aslında e, biraz küs kalması tarihi bir anomali. Yani bizim e, tabii e, iki tarafında siyasi liderlerinin e, bu e, anomaliyi giderip e, bir tarihi sorumluluk göstererek bir vizyonla adım atmaları da tabii takdire şayan e, stratejik bir duruş. Mısır'ın tabii belli destekleri, belli teknolojileri alması için ilişkilerimiz önemli. Yani ilişkilerin normalleşmesi, özellikle insansız hava araçları ve diğer teknolojileri Türkiye'nin e, yani sağlaması konusunda bir e, mutabakatımız da var.